arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yanımızda Mehmet Berk Yaltırık hocamız var. Kendisini hepiniz tanıyorsunuz zaten. Hocam teşekkür ederim kabul ettiğiniz için tekrardan. Rica ederim, ne demek? Ben şimdi girizgah yapıp sizi anlatarak başlamak isterim ama tabi öyle yapmayacağım. Direkt kendinizi bırakayım sözü. Siz kısaca bize kendinizi anlatır mısınız? Olur, olur. Ee, adım Mehmet Berk Yaltırık, beni sosyal medyada Songül'e mali olarak tarıyor arkadaşlar. Muhtemelen YouTube seyircileri ya da Twitch'ten görenler bizim ee, Ceren Sungur'la yaptığımız yayınlardan görenler öyle tarıyorlardır. E, 2009-2010 yıllarından beri ben internet camiası önce hikayelerle başladım. Sonra tabii bunu korku makaleleri ve incelemeleriyle de sürdürdüm. E, aslında tarihçiyim ama Türk folklorda, genel olarak folklor konularında, mitolojilere yönelik araştırmalar yapıyorum ve bunları kurgularımda kullanıyorum. Aslında ben e, hikaye ve roman yazarıyım. Kurguyla uğraşıyorum yani. Ama bunların tarihsel ve kültürel arka planlarını da araştırmayı sevdiğim ve işlemeyi sevdiğim için, e, Türk tarihine muazzam bir ilgi duyduğum için her şeyden önce o bozkır, kültürü farklı. E, bozkır'dan Anadolu'ya gelirken karşılaştığımız diğer kültürlerle olan, inanışlarla olan etkileşimleri bize e, farklı. Türk coğrafyalarının o varlıklarına, canavar tasavvurlarına falan merak duyduğum için ister istemez ağırlıklı olarak Osmanlı döneminde, Balkanlarda geçen hikayeler arasam da Genel olarak bu konulara da bilgim var. E, zaten e, yakın bir, bir yıldır falan önce Twitch'te Salı günleri canlı yayında açarak, sonra da bunları YouTube'a taşıyarak bir e, yazı, roman, öykü çalışmaları, makale çalışmaları haricinde de e, yayınlar gerçekleştiriyorum. Burada da kabadayılık tarihi, eşkıyalık tarihi gibi gene az bilinen, çok araştırılmayan e, alanlardaki araştırmalarımı, ilgili notlarımı, e, araştırmalarımı seyirciyle paylaşıyorum. Tabii ve konu içerikleri de birisi tabii korku içerikleri. Bazen hikaye anlatıyorum. Bazen de bir mitolojik konuyu ya da bir inanışı bir efsaneyi tüm yönleriyle aktarıyorum seyirciye. O şekilde yayınlarım sürüyor yani. Yolun şeyleri beklerim. Her salı Twitch'te Songül Ebali kanalında yayın açıyorum yani. Evet arkadaşlar kesin izleyin. Ben takipteyim valla. Hocam gayet güzel beğeniyorum. Eyvallah. Şimdi, ee, siz işte Kabadayılar olsun. Bunlar da konu alanlarınız. Bu, evet, e, bu yayında fakat bunları değil daha çok biz Osmanlı eee tabii tabi Osmanlı da dahil aslında eski fakat mitoloji hakkında konuşalım diyorum birazcık. Şimdi öncelikle hemen giriş yapalım arkadaşlar hızlıca. E, temel bir soru hocam mitoloji ne demek? Ya mitoloji kabaca eski toplumların yani çünkü bunu demek zorundayız. Çünkü toplumları deyince geçmişle bugün birbirine karışabiliyor eski toplumların, kadim toplumların e, inanışları, inanç sistemleri, onların ilaç dünyaları ve buna yönelik bilgi birikimlerini bir türlü mitoloji diyebiliriz. Yani bit söylence, e, esane, bunun bir türlü de bakış olarak bu, tabir kullanılıyor. Bugün biz Türk mitolojisi dediğimiz zaman aslında biraz Galatı meşhur yani Yaygın bilinen yanlış gibi bir tabir diyebiliriz buna. yani galatı meşhur diyebiliriz diye çünkü e, Türk toplulukları, e, Türk boyları çok geniş bir coğrafyada ve çok farklı dönemlerde faaliyet gösterdikleri için ister istemez biz e, Türk mitolojileri de bahsedebiliyoruz yani Altay mitolojik çevresi diyoruz İşte Sahaya kut mitolojik çevresi diyoruz i̇şte Tatar mitolojisi diyoruz. Ee, Anadolu efsaneleri diyoruz. Bölge isimlendirmeleri de önemli yani. Karışmaması için. Çünkü mesela Erlig'i atıyorum Altay tarafında bilirler ama en aklımıza gelebilecek bir örnek Anadolu'da bilmezler mesela. Onun gibi yani. Sadece belli başlı benzeyen devamlı olduğu düşünen irtibatlı olduğu düşünen motifler var. Bunlar zaten daha çok beni bilgi çekiyor. Hem bir kurgucu olarak hem de bir araştırmacı olarak. Ee, eski atalarımızın, eski insanlarımızın inanç dünyası, dünyayı nasıl gördükleri, dünyanın ötesinde nasıl gördükleri, ölümü ve yaşamı nasıl gördükleri. O şekilde benim bilgimi çeken konulardan bunlar. Dolayısıyla biz mitoloji dediğimiz zaman bütün bunları görüyoruz. Yani özellikle bizim bozkıra kültüründe e, ağaca bağladığımız, yani çünkü mitoloji dediğimiz zaman şu da var. E, Yunan mitolojisi de mitoloji. Panteondan bahsediyoruz. Ama bozkıra baktığımız zaman biz böyle bir panteondan ya yani Yakız'a yakın kadar çoğu Türk mitolojisi için Pantheon'dan bahsedemeyiz. Pantheon olanlar da var. Hani Altay mitolojisi de vesaire sayıyoruz ama çok sonradan oluştu hani düşünüyor. Çünkü ilk haliyle baktığımız zaman bir şamanizm e, devresi söz konusu. Yani bir tür animizm inancı. Yani belli canlı canlı da cansız cansız destileri ya da canlı varlıkların belli bir ruh, ki var, can taşıdığı da ve belli güçler taşıdığı da insanlara belli zarar verebileceği de e, Aynen. inanılıyor. Yani dediğim gibi biz Türk mitolojisi dediğimiz zaman bunun içine e, bizim işte Dede Korkut'un boyları yani hikayeleri de giriyor bu iş içine. Ağaca bağladığımız çaput da giriyor yani bu önemli. Ve bu konuyla ilgili çok güzel bir ilgi olduğunu buradan izleyicilerimize söylemek istiyorum yani. Biz işte bir yayı yaptığımız zaman Türk mitolojileriyle alakalı ya da Türk ile alakalı bayağı bir izleniyor, merak ediyor insanlar. Ve çıkan kitaplar, basılan kitaplar da cidden okunuyor. Mesela en son e, yakın zamanda e, Sergen Çirkin'in Güney Sibirya Arkeolojisi ve Şamanizm ile ilgili kitabı yayınlandı. Yapı kredi Yayınları'da. Çok ciddi bir çalışma çok iyi bir çalışma. Orada e, olası kökleri ve ile alakalı bilgiler vermesi lazım. Bunu arkeolojik verilerle de desteklemesi. Yani bozkır arkeolojisini için içine katması. Bunlar çok önemli çalışmalar. Dolayısıyla ve bu örneklerden sadece birisi yani. O da şimdi aklıma geldi. Hani düşün. E, daha bir sürü örnek var. Benim son günebani yeni diye bir blok sistem var. Eski bir blog sitesi. Tasarımı da eski. Ben onu yenilemedim yani. Blog zaten çok aktif kullanmıyorum ama not defteri gibi kullanıyorum. Orada benim bir listem var. Ee, Türk e, mitolojileri ve şamanizm inanç, Türk inançları, Türk mitolojileri, şamanizm kaynakçası diye bir e, bölüm başlığı var. Oradan bazı eserlere kaynakçalarına, küyelerine ulaşabilirler arkadaşlar. Yani makalelerin, kitapları, nelere bakabiliriz diğerler için. Orada söylemiş olalım. Evet hocam teşekkür ederiz. Ben size şunu soracağım. Biz bunlara nereden ulaşıyoruz? Örneğin Erlik, Altay. Ee, nereden ulaşıyoruz bunların mitolojimiz olduğuna? Yani bizim bu kadar detaylı bilmemizin sebebi e, Ruslar başta olmak üzere bölgede antropolojik çalışmalar gerçekleştiren kimseler. Yani oraya giden insanların yaptıkları derlemeler, araştırmacıların. Daha çok tabii Batılılar yani bunun için Ruslara dahil edebiliriz. Yani bozkıra yabancı olanların yaptığı araştırmalar. Onların sözlü derlemeleri. Youtube'da bazı e, Şaban e, ayrı kayıtları var. Ses kayıtları falan denk gelmek mümkün böyle Rusça sayfalarda falan. Çok eskiden kaydedilmiş. Onları dinlerken bile insanın tüyleri diken diken oluyor ve düşünüyor yani. Bunlar hani 19. yüzyıldan sonra yapılmış derlemeler. Acaba daha eski dönemde yani Hristiyanlıkla İslamiyetle karşılaşmadan önce eski dönemlerde nasıldı diye. Çünkü bazı ipuçları var yazılı kaynaklara giden. O ipuçlara baktığımız zaman daha geliş arka planı konusunda daha da düşünmeye sevk ediyor insanı. Yani e, en detaylı biz bilgileri tabii derleme mantığıyla yaklaştıkları için 19. yüzyıldan sonra ulaşabiliyoruz. Öncesiyle ilgili bizim Türk ile ilgili, Bozkır ile ilgili kaynaklar var mı? Var. Fakat genelde işte dışarıdan gelen yazarların yine e, Arapça ya da Farsça konuşan yazarların ya da işte Türk de olup Arapça Farsça yani o kültür de yetişmiş yazarların kaleme aldıkları e, eserlerde bazı bilgiler var. Ve biz onlara bakarak çıkarımda bulunmaya çalışıyoruz ama onlar da çok yüzeysel çünkü neticede kafir Türklerin inanışlarını anlatan Müslüman ya da bir e, sevavi dine mensup kimse söz konusu orada da. O da yani hepsine birden putperest deyip geçiyor. Hani ne bileyim Şaban İlacına Mesup olanı da, Budist olanı da aynı kefede değerlendiriyor. Ve biz e, çoğu zaman bu konuları ya da bu bilgileri bu kaynaklardan çıkarıyoruz. Mesela Ramazan Şeşer hocanın e, İslam coğrafyacılarına göre Türkler ve Türk ülkeleri diye güzel bir kitabı var. Orada Türk ülkeleriyle, Türk topluluklarıyla ilgili eski Arapça, Farsça kaynaklarda geçen bilgi notları var tek tek yani ilgili kısımlar var. oraya açıp bakarlar görebilirler yani nasıl İran söz konusu böyle satın arası bilgiler ama işte şu topluluk şuna inanır, bunun uğruna inanır, şuna tapar. Ee, en basit örneği Kaşgarlı Mahmud'un meşhur no, Türktür ama Arapça bir sözlük hazırlar biliyorsunuz Divar Lugatü Türk ve o Divar Lugatü Türk'te Türkçe kelimeleri Arapça karşılıklarıyla birlikte açıklarken Aynı zamanda e, Türk inanışlarıyla, e, kendi folklorlarıyla alakalı, tarihle alakalı bilgiler de verir aynı zamanda biliyorsunuz. Ve orada mesela Tegri kelimesiyle ilgili diyor ki Kaşgarlı Mahmut. Türkler diyor büyük bir şey gördükleri zaman buna Teğri derler, Tanrı derler işte diyor, Teğri derler diyor, yere batasız kafir Türkler diye böyle söyleniyor. İşte yüksek bir, yüce bir ağaç ya da yüce bir dağ gördüklerinde bu terridir diye buna tapınırlar, saygı gösterirler diye. Ve orada şunu görüyoruz biz satır arasında şimdi 19. yüzyılda yapılan derlemeleri de bildiğimiz ve Şaban dünyasını, ilaç dünyasından çok bildiğimiz için biliyoruz ki ha yer su yani belli ormanlara, e, mağaralara, kaya parçalarına işte efendim eski mezarlık da belki duyduğumuz saygı atalar kültüyle bağlı bizim inanışlarımız dışarıdan bir yazar gözüyle böyle değerlendirilmiş yani. Bunu tanrı sayarlar diyor. Halbuki orada taptığı dağ ya da ağaç değil. Onun taşıdığı ruh, iye. Yani onun sahibi oradaki taşınan cam öğrenler yani ilaç diyoruz yani şamanizmle ilgili bu bununla bağlantılı ve böyle bilgiler var daha detaylısını öğrenmek isteyen arkadaşlar benim kayıp rıhtımda bir internet makalem var eski Türklerde büyü ve büyücülük diye orada ben büyü büyücülük yani Türk büyücüleriyle Türkleri büyü inanışlarıyla alakalı eski İslam öncesi dönemdeki inanışlarla ya yada taşını falan da dahil etmiştim o internet makalesine ile birlikte e, Türklerdeki bazı bu iye, tarı, işte şabadizm inanışlarıyla alakalı da bazı notlar paylaştı bu makalenin içinde. O internet makalesine bakabilirler. Kayıp ritimde eski Türklerde büyü ve büyücülük diye makaleme bakabilirler. Yani çoğu eski Türkler tanımı da çok hani hatalı bir tanıma bari. Hangi eski Türkler demek lazım. Çünkü çok fazla topluluktan, boydan, geniş bir coğrafyadan ve dönemden bahsediyoruz ama Galatı meşhur lügatı fasihten evladır derler. Hani yaygın yapılan yanlışlar hani açık e, açıklamakta radis kalan söz, sözlerden daha evladır. Dolayısıyla biz eski Türk deyince Bozkır inanışı falan onu Bozkır dönemi, şamanizm dönemini çıkarsıyor insanlar. Dolayısıyla yani hatalı bir tabir olsa da aslında biz onu dikkat çekmek için başlıklarda kullanabiliyoruz. Onu da söylemiş olayım burada. Hocam şimdi az önce lafının geçtiği iki konuya değinmek istiyorum. Bir, atalar kültü nedir? E, önce bunu sizden dinleyelim. Sonrasında da İE konusuna gireceğiz. Atalar kültü nedir? E, atalar kültü kabaca e, bir insan topluluğunun ailesindeki büyüklerin e, öldükten sonra özellikle kendisini korumaya devam ettiği ve kendisine fayda ya da zarar sağlayabileceği şeklinde tasavvur edilen bir inanış. Farklı versiyonları var dünyada. Mesela Shinto inanıcı var Japonlarda. Bir Shintoizm'de. Ee, orada da mesela ölen akrabalara yönelik küçük sudaklar hazırlanır. Hatta e, Goksum diye bir film var. The Wailing İngilizcesi. Güney Kore yapımı meşhur bir korku filmi. Çok güzel folkları korkulu çok güzel bir o film. O filmde baksınlar bir tane bir Japon yalı bir adam var. Ee, o Güney Kore filminde kasabada tek başına yaşayan Japon bir adam var. Onun mesela kendi suda böyle bir tapınağı var onun böyle. A, belli koruma aileleri yaptığı. Çok spoiler'a da girmesin, sürpriz bozara da girmesin konu. Mesela orada bir siyah beyaz fotoğraflar var. Ailesinin akrabasının resimleri muhtemelen. Bu şintoizm konusunu bilmeyince o siyah beyaz fotoğraflar orada ne geziyor diyebilir insan mesela. Böyle bir şey inanç bizim atalar kültüde buna benziyor. Ee, bizde de e, Türklerde öldükten sonra, daha doğrusu belli bölgelerde saptayabildiğimize göre e, yedi göbek atalar öncesi kasler unutuluyor. Çünkü ismi unutulan ata iyi olarak yani görünmez göze görünmez bir kuvvet olarak e, varlığını sürdürmeye ve o aileyi, o aşireti vesaire korumaya devam ediyor ya da o bölgede varlığını sürdürmeye devam ediyor anladığımız kadarıyla bu atalar kültü biraz şeye de besliyor bu. Yer su ilarışları ya da iyi ilarışları Çünkü işte e, meşhur bunlar tarihten örnekler. Avrupa Hunları da mezarları yağmalanıyor diye Romanya tarafında işte bu şeyde Roma sınırında Roma'ya savaş açılıyor Hadi şeyler. Hani Hunlar şey Hunlar Roma, Romanların üstüne yürüyorlar. Kezari şekilde Persler'in mezar tahribatı sonrasında İskitler'le karşı karşıya geldiğini biliyoruz Persler'in mesela. Bunlar yabancı tarihçilerin, bizim toplumumuz yabancı tarihçilerin yüzeysel bir şekilde yazdıkları ama belli ipuçları barındıran ifadeleri bunlar. Yani demek ki biz belli bölgelere orada ilk yaşadığımız düşünüldüğü için ya da belli bir ak akrabamızla, bir atamızla ya da birinin mezariyle belki bağlantılı, duyduğumuz, bağlantılı gördüğümüz için ilaç dünyamızı şekillendiren bir husustu. Atalar kültü. Yani belli aile büyüklerinin varlık sürdürmeye devam ettiği şekilde. Türklerde yatır ilacı var mesela. Evliya ilacı. Şimdi İslami bir şekilde tabii ki de bugün yani işte şehitler ölmez. Hani kabulü vardır ya bizde. İşte bir kişi şehitse ya da evliyaysa öldükten sonra da kalkıp namazını ibadetine devam eder belli evlerde. Yatır olan evlerde değil mi? Anladın olabiliriz. Bunun aslında biraz da böyle bir arka planı var yani ölen bir akrabalı, büyük saygı bir kişinin varlığını, gücünü sürdürmeye devam etmesi ya da ona bir güç atfedilmesi. Atalar kültü e, bununla bağlantılı. Ki işte evliya kabrinde dilek diliyoruz. Yani İslam'da şu çok açık yani. Ölüden fayda olmaz yani. Medet olmaz. Ama kültürler işte, kültürel kodlara yerleşmiş, sinmiş alışkanlıklar var. Ve İslami bir kılıf altında bu sürdürülmeye devam ediyor. Bizim kültürümüzün, folklorumuzun parçası artık yani ister istemez. Bu noktada... Böyle. Heh, buyurun. Yok yok. Daha Söyle hocam. Sen söyle. Bitti söyleyeceklerim. Bu noktada aklı şu geliyor hocam. Şimdi e, ölen insanlar iyiyse eğer dünyada yaşamaya yardım etmeye devam ediyorlar. E, şey var. Aslında cennet cehennem benzeri tamı uçmağı var. Peki on ne oluyor? Onun çok sonradan girdiği düşünülüyor Türk ilaçlarda. Çünkü niye diyeceksin? Bizde yani şabanizm ya da eski inanışlar bağlamında düşündüğümüz zaman cennet cehennem hatta iyi ve kötü gibi dualist kavramların da işte maniheizm, budizm, budizmle irtibat sonrasında girdiği düşünülüyor. Keza işte Tibet inanışlarında da hayat ağacını mesela Türk inanışlarının aldığını düşünülüyor. Yani böyle bir inanç etkileşimleri de var bizim. Al bize mal olmaya başlamış sonradan. Aynı şekilde erli erliğin normalde bir ölümle ilgili bir tanrı hikayede varlıkken şeytani bir biçime bürünmesinin de sonradan işte bu maniheizm etkisiyle falan oldu düşünüyor. Yani i̇yi kötü dualizmi var ya hani iyi olmadan kötü olmaz, kötü olmadan iyinin varlığı alışılmaz diye bu çifte anlayışıyla bir kötü tasavvuru geliştiği anlaşılıyor. Çünkü iyi inanışlarına, atalar kültüre baktığımız zaman şu var. Bu varlıklar korku duyuluyorlar kesinlikle ama şeyden dolayı korku duyuluyorlar. Hani tekinsizliklerinden dolayı fakat şöyle bir ayrım da var. Ee, onu gene seyyahların yakın zamana kadar bir e, derleye, derleyebildikleri notlardan biliyoruz. Bu Orta Asya tarafında yani işte ne bileyim, belki Kazakistan'da Kırgızistan'da da gözlemleyebiliriz bunu. Böyle çok güneş gün yüzü görmeyen sapa e, baltagir ve bir ormanlara çok tekir olmayan varlıkları sahiplendiği gözüyle bakılıp biraz uzak duruyorlar mesela. Tekilsiz addediliyor filan varlığı normal olarak bildiriyor. Belki bir tanrının tanrıçanın ya da bir iyerin. Aynı şekilde de e, insana iç huzuru veren, mutluluk veren bir yeri de daha iyi bir zil ya da daha böyle koruyucu bir varlıkla bağdaştırmalar da çok çok olası. Fakat dediğim gibi bu eski insanlarda iyi ve kötülük bizim semavi dillerdeki iyi kötü anlayışı kadar çok keskin bir çizgisi yok. Çünkü hepsi de saygı duyuyorlar. Kurban veriliyor. Bir sudu yani adak ada diyor. Dolayısıyla bu ilk kötü kavramını ve cennet yani tabu şey tabu cehennem işte cennet uçmak kavramını da sonradan sonraya yani mitolojiler içerisinde yer ettiği bu tasavvuru geliştiği düşünülüyor. Çünkü görüyoruz mesela bir anlatıda Altay bölgesinde bir anlatıda diyor ki Tanrı Ülgen tüfeği icat etti gürültüsüyle erliği korkutmak için diyor mesela. Tüfek onların folkloruna o şekilde girmiş Rusların istilasıyla bölgeye geldikten sonra. Yani dolayısıyla ilaç ve folklor e, yaşayışla da etkileniyor, şekilleniyor, tarihte izler taşıyor. Buna bu şekilde bakmak lazım oldu, gerektiğini düşünüyorum. Az önce e, dediniz ki işte kurban veriyor örneğin. Er, evet. diyelim e, Bunun gibi farklı eski inançta ritüeller var mı? Tabii yani sadece hani işte ibadet sayılabilecek ritüeller. E, gene eski dönemden özellikle seyyahların notlarından biliyoruz. Sadece Araplarla Farslar değil. Çin kaynaklarında da mesela eski Türk inanışlarına ritüellerle dair notlar var. İşte diyor ki bir Çinli seyyah Yılın belli zamanında işte Göktürkler şu dağda toplanır, şu yöne dönerek şu aile yaparlar diye notlar düşebiliyor. Çünkü gözlemliyorlar bunları ve geliş katılımı oluyor anladım kadarıyla. Yani bütün boy boylar, kabileler falan katılıyor buna hani. İşte bunlarda bizi ibadet niteliği olduğunu da düşünüyoruz. Yani şey gibi de değil. İşte sadece şabalizm, doğayı sevmekten ibaret değil mevzu. Gerçekten bir ilaç dünyası da var bu arka planında. İlaç dünyası da var yani. Bir tarı, tar tasavvuru, bir yani güç, kudret tasavuru var yani kesinlikle. Yani günümüzde çünkü biraz da şey bakılıyor yani. Doğayı seviyorsa işte şabar. O öyle değil yani. O bir ilaç dünyası, bir ilaç söz konusu. Bizim bildiğimiz semavi ilaçlara benzemesi de tabii ilaç kendi içindesinde bir ilaç sistemi sonuçta. Buna böyle bakmak lazım. Peki e, bunun yapmalarının yani şunu işte göktürkler belli bir dönemde bir yere çıkarlar. Ya bunu şeye de işte var. Bu adak diyoruz ya işte mesela türbelerde göbek atarak adak adayan da var mesela. Lan, yani bu DD bir şey olabilir mi? Hani, yani düşünsene hani bu hangi fıkıh kitabında geçiyor? Gö göbek atarak göbek baba türbesine gidiyor işte al sana işte şu kadar göbek ver bana bir bebek diye dua ediyor mesela kadın kendine şimdi ya da delikli taşın içinden geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani, adak kavramı sadece saçı yani kalsız kurban ya da kallı kurbanla alakalı değil eee meyve sebze sunma da var bunun içinde ya da belli şeyler gerçekleştirme de var. Ritüeller gerçekleştirme de var kendince. İşte ve bu öyle kopyalara gelmiş ki mesela perili olduğu düşünen mevdar dolunda kapı eşiğine falan evlerin böyle izbelerinde ciller periler dolaşın diye şerbet döküyorlar ya da yediyorlar ağzına. Biz sizin ağzınızın tadını verdik siz de bizim ağzımızın tadını derin diye tekerleme söylüyorlar. Yani bu dini bir gerekçesi olamaz bunu ama öyle bir kılıf altında uygulana gelmiş hani. Yani, yani Kültürel kodlarımızın içine sinmişler. E, keza aynı şekilde e, e, şerbetten, şerbet dökmekten bahsettik. Rotasız Seyah'ın YouTube'da izlesinler arkadaşlar. Şaban Aileleri diye bir bölümü var. Birkaç bölümlük bir video. Çok hoşuma gitti. Çok keskin yargılarla bulunmadan sadece gözlemlediği ve yaptığı görüşmeleri aktarmış olur Rotasız Seyyah. Şaban Aileleri'nde video görüntülerini gördüm orada. E, i̇şte tabaklara böyle şey bardaklara küçük e, kımız içkiler konuluyor, üstlerine bisküviler konuluyor falan bunun üstüne dua edip sonra bunların hepsini birden doğaya atıyor. Hayvanlar yiyor ama aslında şey var hani, ruhlara sunulan bir e, şey sunu. Yani bu şekilde bir e, inanç e, etkileşimi söz konusu yani bunu görmek lazım. Bu etkileşimi görmek lazım gerektiğini düşünüyorum ben. Peki şundan bahsediyordum. E, bunun arka planında ne var? Örneğin doğaya işte dediğiniz gibi süt saçıyor. Peki bunun nedeni ne? Evet. Bu ruhlar bana zarar vermesin gibi bir şey mi? Tabii tabii fayda bak onlardan bir yani karşılık beklediği içindir. Ya da onlardan zarar görmemek içindir. Saygı göstermek gerekir belli zamanlarda. Yahut bir dileğin vardır. Yahut da rahatsız ettiğini düşünüyorsundur. Onu yatıştırmak için yaparsın. Yani bununla bağlantılıdır. Yani büyüyle dualı şöyle bir farkı var. Dua aciz bir varlığın yalvarmasıdır, dilemesidir. Bunun mantığı yani onu da belirtmek lazım. Hani belki de büyü yapıyor ne biliyoruz diyecek, diyecek olacaktır belki bu büyü izleyenler arasında. Şimdi dua ile büyü arasında fark var. Doğada aciz bir varlık olarak sen bir kudretten dilersin hani. Tanrım işte bunu ver, bunu nasip et diye. Büyüde bu doğaüstü güçleri zorlarsın. Yani bir gücü bir işi yapmak için zorlayan ritüellerle dua ibadet ritüelleri çok farklı. Mesela İdris Şah'ı doğu büyüsü kitabında okumuştum. Bu Mısır'da İskender sonrası dönemde hani Batlamyus diyorlar ya Ptolemeos hanedanı kuruluyor hani. O hanedan dönemindeki bir büyü örneğini paylaşmış şey İdris Şah. O şey Mısır'da bir rahip büyü Osiris'i tehdit ediyor. Selik kemiklerini Tayfun'a atarım diye. Tayfun, Tayfun diye bir mi? Yunan mitolojisinde geçen bir e, Titanlar kadar korkunç bir varlık Yunan mitolojisinde. Bak iki farklı mitoloji etkileşime girmiş İskender'in seferi sonrasında ve büyüye de bu şekilde yansımış yani. E, ta, büyüye de bu şekilde yansımış ama asıl vurgulamak istediğim husus tehdit ediyor o doğaüstü varlığı. O istiyor kemiklerini senin Tayfun'a atarım. Bu isteği yerine getirmezsen. E, büyüyle duanın farkı orada çıkıyor. Yani Allah'tan istemek var. Bir de cilleri işte görünmez bağlarla cillerle bağlayıp bir iş yaptırmaya sevk etmek var yani. Bununla bağlantılar. O ayırdı da görmek lazım. O ayrımı da görmek lazım. Çünkü evet. genelde bizim seyyahlar, gezginler ve ııı e, Akdeniz rüyasından gelenler diye bütünüyle şey hep Şamanizmi ya da şaballara, kablara ki yani bu iki tabirde kullanılması bir sakınca yok. Mesela şeyde ııı e, İslam kaynaklarında da mesela Şamaniyun, Şemenan, Şaman tabirleri geçiyor. Yani bu kelime de kullanılıyormuş eski Türk toplulukları Yani kan daha uygun tabii ama Şaman'ın da kullanmasında bir hata yok yani. Bu da. Çünkü neyi vurgulamak istediğimiz anlaşılıyor. Şimdi bu e, Şaman ya da kab inanışlarında da işte e, biz baktığımız zaman hani şunu kesin bir şekilde hani görüyoruz yani saptayabiliyoruz. Akdeniz coğrafyasında gelenler genelde bunlar hep bir büyücülük atfetmiş. Cicilik, okuyuculuk, ufuyucilik. Fakat derleme, derlemelere baktığı zaman görüyorsun ki hatta sözlüklere bakıyorsun işte Divar Lugatü Türkiye kam için, baksı için ayrı tabirler kullanılıyor. Büyücü için, büyü yapar için, büyü yapma için başka tabirler kullanıyor Kaşgarlı Mahmut. Yine benim eski Türklerde büyü ve büyücülük adlı internet makalime bakabilir arkadaşlar. Onun son kısmında ee, şey var. Divar Lugatü Türk'te geçen büyü ve büyücülükle alakalı, işte cillerle, perilerle, ilaçlarla alakalı kelimeler, tabirler diye bir şey var, bir kısım var. Ona bakabilirler yani. Hakikaten böyle bir ayrımı görüyoruz yani. Hocam tamam. Güzel. Şimdi iye konusuna gelelim. İye nedir? İye bizim dilimizde e, sahip anlamına gelen bir kelime. Ki çekiliyoruz diyoruz ya bugün. E, iyili adı bazı kaynaklarda Yersu. Ye, Yersu. olarak da geçiyor. Ee, belli ruh ya da ciller bunlar. Genelde İslam kaynakları cin vurgulaması yapıyor mesela. Çünkü cin de aslında şey ya can kök olarak hani göze görünmeyen bir varlık tasavvuru ya. O yüzden şey çok yatkın. Buna çok yatkın bu şekilde isimlendirmeye ki bize zaten Müslüman olduktan sonra cin ilacının bu kadar Bizde korkutucu bir tasavvura bürünmesi, korkunç hale bürünmesi, çok canlı olması, işte ters hayatlarıyla gezerler diye böyle asyatik motiflerle yüklenmesinin sebebi biraz da bu yani. Orada biz kendimizce bir e, yoğurmuşuz. Kendi kültürümüze göre bir şekillendirmişiz biraz açıkçası. Ve şunu da gördüm. Bizde isim tabusu vardır toplumlarda, bazı toplumlarda. Belli isimler anılmaz ovarları çağırmamak için. Cillerle ilgili bunu biliriz mesela. Üç harfler der. İyi saatte olsunlar der değil mi? Cill adı da Abbas. Bu inanışa ben Araplar arasında da rastladım. Ee, günümüzdeki Arap cilleri inanışlarına baktığım zaman gördüm ben. E, bir yabancı bir gazeteci, röportajcı, yani röportaj yapmaya giden biri cilleri sorduğu zaman adam diyor ki sessiz oluyor. diyor. Bizi şu an çölden dinleyip izliyor olabilirler falan diye cevap veriyor ona var. Garip geliyor tabii adama da ben anlayabiliyorum şimdi. Çünkü şey hani Farklı bir coğrafya ama işte eski inançlar ya kafa yapısı biraz çok benziyor birbirine. Yani bu eski inançlarla çok etkileşimi söz konusu yani. Araplar içinde İslam öncesi inançların intikal ettiği bir durum söz konusu bunda. E, Fas'ta mesela Ayşe adını verdikleri bir cin var. Onun için belli zamanlarda akarsuların kenarında belli ritüeller yapıyormuş kadınlar toplanıp Fas'ta. Yani çok ilginç bir folklor adetiymiş orada o. Yani normalde bunun dini bir şeyle alakası yok ama dini bir hüviyete bürünmüş. Yani bakın bunlar muhtemelen oradaki toplulukların belki kim bilir hangi zamandan kalma inanıcıydı ve İslamiyet'in gelişinden sonra da bir şekil değiştirerek bu şekilde inanılmaya, uygulanmaya sürdürdü. Dolayısıyla bizim Türk inanışlarına baktığımız zaman bu etkileşimin ipuçlarını aramak lazım yani. Bunun eskiden de bir örneği var mıydı? Eskiden görülen bir inanışın farklı yorumları şu olabilir mi diye ona bakmak lazım. Dolayısıyla bizim yersuh ya da iye dediğimiz ruh inanışları da işte günümüzdeki bizim cin vesaire bu inanışlarla da bizim bağlantılı yani ilişkili. Ya yani kabaca eski Türkler bizim doğada bazı gizli güçlerin varlığına inanıyorlar. Bunlar ya bir işte bir tanrı gibi kabul edilebiliyor ya da e, bir ölen bir akraba büyük bir atanın sahip orayı sahiplenmiş söz konusu olabilir ya da hiç bu şekilde bir tarif olmuyor ama belli bir ağaçlık bölgeye ya da mağaraya saygı istiyorlar. şey bizim atalarımız ilk burada doğmuş ya da biz dünyaya buradan yayılmışız. Ya da işte buranın bu mağaranın iyesi bize kıtlık verdi, zarar verdi. Onu kızdırmamak lazım gibisinden. Böyle bir tepkili yaklaşıyorlar. Ve tabii bunun Tanrı ile iyiler arasındaki fark ne? Biz Tanrı diye isimlendiriyorlar belli varlıkları açıkça. Fakat eski dönemlerde de e, belki de hani muhtemelen bunlara bir tapınma yani bir yüksünme, saygı, tazim gösterme durumu da oluyordu. Böyle bir durum da var. Sadece hani gizli güce gösterilen saygı da söz konusu değil. Tanrı ya da Tanrı'ya yakın bir anlamlandırma söz konusu. Çünkü ondan bir fayda ya da zarar umuyor. E, ona saygı gösteriyor belli zamanlarda. Onun inanç dünyasının parçası. Dolayısıyla biz bu bir tanrıdır ya da tanrı değildir diyemiyoruz biz. Ama işte kaynakların aktardığı kadarıyla bu e, İslam e, kaynaklarında da geçen ifade yani oraya giden seyyahlar işte Türklerin yirsup dedikleri varlıklar vardır gökte ve dağlarda yaşayan onlara inanırlar diye vurgulamalar söz konusu bu. Mesudeli bir hep de falan geçiyor bu belli kaynaklar o başta olmak üzere belli kaynaklarda vurgulanıyor bu. Bu doğa güçleri yani bu doğa üstü doğadaki gizli güçlere mesela Orhun kitabelerde de biz varlığına danışıyoruz. Yarsuk diye geçiyor mesela orada. E, aynı ilanış Yirsu adıyla Uygurlar'da da geçiyor. Yani böyle bir ilaç sürekliliği var. E, yabancı kaynaklarda da geçen bir tabir bu. Bizim kendi kaynaklarımızda da geçiyor. Yani yazıtlardan bahsediyorum. Bakın Orhun kitabelerinden bahsettim. <laughs> Ve bunlara iduk yani kutsal göze bakılıyor bu şeylere, bu iğir sulara. Ee, ve işte e, doğada rastladıkları sadece işte mağaralar, ormanlar, dağlar değil, e, bir yanardağın patlaması, denizin aşırı dalgalı olması, gök gürültüsü, yıldırım vesaire yani belli doğa olayları ve tabiat faciaları da ee, bunların ilaç dünyasını şekillendirebiliyor ve belli bir varlığı cezalandırılması gibi değerlendirebiliyor. Yani böyle bir ilaç yapısı söz konusu yani. Biz iyi dediğimiz zaman niye Türkler bu kadar korkuyorlar diye düşünüyorsak bunu vurgulamak lazım. Bugün ciddiyince nasıl 3 hafrede 3 hafrede diye bir korku duyuyoruz. Ee, eskiden de benzer bir tazim, bir saygı söz konusu var. Böyle bir çekince söz konusu. Ee, ve şunu diyebiliyoruz biz eski Türkler bizim dedelerimiz atalarımız doğada gizli güçlerin olduklarına inandıkları için kâilat yani dünyayı ruhlarla dolu bir alem olarak kabul ediyorlar ve e, bu inanış sisteminde e, bu varlıkları bir göstergesi olarak da izi, iye ya da ize dediğimizde yani sahip anlamına gelen kelimedir. Bugün de iyelik eki diye kullanıyoruz ya koruyucu ruhların ayrı bir yeri olduğunu görüyoruz biz. Ee, bir kült halinde gelişen bu atalara saygı, atalar kültü, e, ee, yeryüzdeki bu tabiat parçalarından her birinin bir ruha sahip olduğu düşüncesinden dolayı dağ, tepe, kaya, vadi, ırmak, su kayra, ağaç, orman, demir, kılıç ve benzeri varlıkların ruhları da bunları ruh taşıdıklarına yönelik inanış, yani yer su inanışları, ee, belli belli doğaüstü, belli doğa tabiat varlıkları da yönelik bunları doğaüstü güç atfetme, doğaüstü özellik atfetme inanışı, onların bu şekilde bir tasavvur geliştirmeleri. Bunlar kabaca bizim Bozkır Türkleri inanışları arasında ee, yani ruhları biz iyi ve kötü olarak ikiye ayırıyoruz ama bu bizim muhtemelen sonradan yaptığımız tanımlamalar çünkü e, dediğim gibi yani eski dönemlerde bu kadar çok dualistik tanımlamalar söz konusu değil. Seçkin Sarpkaya'nın Kaya'nın e, bir makalesi var. E, erlikle ilgili da okuyabilirler arkadaşlar onu. Orada mesela eski Türklerdeki kötülük kavramına değiliyor yani. Bu dualistik inanış ne zaman çıktı? Bozkır'da hani kötü ve iyi ve kötü en başından beri var mıydı? Sonradan bu çıktı biraz o konuya değiliyor orada seçki sarfı makalesinde. Bir de tabii ee, ee, bu ye dediğimiz varlıklar, ye ya da ruh dediğimiz varlıklar... Ee, nasıl diyeyim? Sadece hani bizde de yok. Yani işte İslam öncesi Araplarda da mesela Kaylar isimde hatırlayamadım. Bir sahabeden birisi sanırım bir yerden bir yere giderken e, İslam İslamiyet döneminde ama İslam öncesi dönem yansıması biraz söz konusu burada. Bir vadiden geçerken bir vadinin ile irtibata geçiyor. Yani orada şeyden emin bir şekilde o vadiden geçebilmek, o vadide konaklayabilmek için. Ya yani muhtemelen şunu çıkarıyoruz burada yani İslam öncesi dönemde işte cahiliye dedikleri dönemde belli vadilerin de belli gizli güçleri sahiplendiğine inanılıyordu ve buralarda tekizsizlik katfedilerek uzak duruyordu. Araplarda bugün de var bu inanış. Belli harabelere cilleri sahiplendiği yer olarak bakıp turistik olsa bile hus hususiyetle uzak durduklarını görüyoruz biz. Bununla ilgili de bir yakın zamanda bir video yayını gerçekleştirmem. Ee, Orta Doğu coğrafyasını tekinsiz mekanları diyor. O videoya da bakabilirler arkadaşlar. Hadi. Merak ederler. Onun dışında biz yer su konusuna dönelim. Ee, bu yer sularla ilgili ilanışlar bizim tabii ki eski uygulamalar inanışların tabii kalıntısı. Yani e, bizim de atalarımız e, doğadaki belli objeleri işte bu dağ, orman vesaire bunları bir canlı varlık gibi tasavvur ediyorlar bir anlamda ama işte kendileri canlı diye değil hani o canlı varlık işte o ruh o güç orayı sahiplendi diye bu şekilde e, düşünüyorlar ve e, buraların asıl sahiplerinin iyi yani sahip ruh adı verilen bu bilinmeyen güçlerle kontrol edildiğine inanıyorlar yani ve bunları ee, rahatsız etmemek, gücendirmemek gerektiği arıyorlar ki Türklerde bu göze görünmeyen güçle ilgili bir sürü şey var, tabir var. Yer su dışında mesela yel var. Yere Kaşkarlı Mabudu, Türk geçiyor ye yel. İşte yel değdi. Bugün hala vardır. Deprem olduğu zaman aman çöbel derler bazı yerlerde. Yel çarpar. Yani yel, rüzgar ne zarar verecek? Ama işte şey yel çarptı. Bu yüz felcini cille periyle bağlaştırma. Yani düşün, o ona kadar sirayet etmiş. Derderlere taşınmış. Yel tabiri geçiyor şeyde. Divar Lugan, Türk'te. Keza e, şeyde de mesela Balkanlarda da vardır. Mesela i̇şte Kur'an derden, Ceryan'dan çok korkarlar mesela yelden, rüzgardan. Hadi Kur'an ve bazı yabancıların bile gözüne çarpmıştır bu. Böyle bibler vardır. Hani böyle caps diyoruz ya komik resimler. Bu e, Balkanlarda açık pencereden insanların korkmalarıyla ilgili falan Onda açık pencere değil olarak Kur'anlerden korktular yelden. Böyle insanların kültürleri de, yaşayışları da böyle zerk edilmiş ve artık asıl kökleri unutulmuş yapıla geldiği için olağan kabul edilen e, uygulamalar bunlar. İşte kötü biri bir şey dediği zaman ağzını hayra aç deyip tahtaya vurmak gibi ya da işte ne bileyim e, kara kedi görünce saçını çekmek gibi bunlar batıyla işliyoruz işte ya. Bunların birçoğu yapıla gelen uygulamaları kimse de sorgulamamış yani... atadan dededen görerek uygulamaya devam etmişler kültürel folkları kalka olmuş hep bunları genelde <laughs> onun dışında e, ervah ya da arva tabirini de biz görüyoruz bu ruh tasavvuruyla ilgili İyeden bahsederken. İşte çıvı tabiri geçiyor Kaşgarlı Mahmut'la. Diyor ki Kaşgarlı Mahmut. iki Türk topluluğu diyor savaşa girdiği zaman diyor bunları çıva adı verilen cilleri karşı karşıya gelir ve aslında derler ki iki tarafın çıvaları savaşa girdiği için de bu iki boy birbiriyle savaş ilan eder. Geceleri çadırda kalırlar bu çıvaların attıkları oklardan vurulmamak için diye. Kaşkan Vavru Divar geçen bilgilerden biridir bu. Bu cillerle ruh varlıklarıyla alakalı. Dolayısıyla bu iyi dediğimiz varlıklar bununla bağlantılı. Ee, bugün de işte e, artık tabii bu bitolojilerden bahsettiğimiz yavaş yavaş kendi pantheonlarını oluşturmaya başladığı için tanrılardan bahsedebiliyoruz. Yani orman tanrıçasından bahsediyor işte Altay mitolojisinde ya da e, Bolistan'da Boğalistan'da şey var ya bu Duka Türklerinden bahsediliyor. onların mesela e, arasında uzunca bir süre kalıp onlarla ilgili kitap yazmış bir araştırmacımız var. İsmini unuttum şimdi hanımefendinin. Ama Duka Türkleri ile ilgili bir kitap yani bu. Biz bir yakın zamanda Ceren Sugur, Tarih Obası'nın şey kanalında anlatmıştı hatta bu kitabı işlemişti. Orada geçer ifadeler vardı işte. Hikayeler anlatıyorlar kadına. Ee, bir avcı ormana girmiş işte. Ormanın ruhunu gücendirdiği için, tarihçe işi gücendirdiği için hiç avı çok bereketsiz geçmiş. Bu şekilde bir kabul söz konusu. Yani biz iyiye dair, iyilere dair inanışları çok farklı dönemlerden izlerini görebiliyoruz, derleyebiliyoruz. Bunu söylemek lazım hocam ben size şunu soracağım hafiften bir giriş yaptınız son kısma doğru bu iyeler kim peki belli mi bunlar yani belirli isim karakterleri var mı yok çünkü dediğim gibi bunu İslam yani e, Arap ve Farsça yazar işte bu İslam coğrafyasından gelen seyyahlar kafirleri ilanışları gözüyle tek bir pencereden görüp yazıp geçtiği için ya bir de şuna var mesela Mesudi Budizm'le ilgili bilgi veriyor. diye Çünkü tapınağı falan var adamın. görmüş ama Şaban'ın tapınağı yok ki. Giriyorsun topluluğa, o toplulukta atıyorum kırılangıç kutsal kabul ediliyor. Ve bir hikayesi var. Adam onu nasıl derleyecek yani? Dillese bile aktarmaya gerekli görmeyebiliyor. O yüzden bizim bu konuda yani çok yardımcımız olan kaynaklar 19. yüzyıldan sonra yapılmaya başlayan bu antropoloji çerçevesindeki araştırmalar. Yani o bölgede yapılan derlemeler, sözlü derlemeler. İşte arkeolojik kazılar yani o şaban mezarlarının ortaya çıkarılması ya da şabar ritüellerine yönelik hazırlanmış mezarların ortaya çıkması bunlar hep ipucu. Evet. O şekilde saptayabiliyoruz yani. Ee, yani elimizdeki kaynaklarla bilmiyoruz bunları. Tabi detaylı isim bilemiyoruz. Ama yakın dönemdekileri tabi öğrenebiliriz. Yani orman tanrıçasının ruhunun ismi nedir falan. Altay mitolojisinin kitapları var yani. Bunlarla ilgili ayrı kitaplar var. Düşük kendi mitolojileriyle ilgili yani. Farklı sahaların mitolojileri. Bunları öğrenebiliyoruz. Ama daha eski dönemler için bir şey diyemiyoruz. Yani kaynaklarla aktardıkları bilgiler sınırlı. Evet. Peki elimizdeki olanlar nedir hocam? Yani iyileri geçelim. Tanrılara bakalım. Bugün Ülgen, Erlik. Bunları Ülgen gidelim. var. Ubay var. <laughs> Ubay var. Ubay <laughs> Divarlıgat Türkleri geçiyor. Gene Kaşgarlı var. Çocukları ama orada bak ne diyor mesela. Çocukları koruyan bir varlık olarak bahsediyor Umay'dan. Yani bu da önemli. İşte Araplar cin deyip ruh deyip geçiyor. Belki de o toplulukta. Tapınılan bir varlıkta ama bunu e, gören e, Müslüman yazarlar daha doğrusu diyeyim. Yani Araplar da değil mi? Yani Müslüman yazarlar. Ya işte bu kafir Türklerin yarışları deyip geçti. Ya da işte bunlar cinlere falan korkarlar, idareler deyip geçtiler. Çok detaya girmeden yüzeysel bir şekilde. Dolayısıyla biz bazı isimleri saptayabildiklerimiz arasında şey de var mesela yani ee, bunların nasıl desem isimlerden ziyade şuna da yemek isterim ben. Uba'yla ilgili şimdi Ubay'ın ismi şeyde de geçiyor ya mesela Göktürk abidelerinde de vurgulanan bir isim var. Hani koruyucu bir varlık olarak. izini sürebildiğimiz bir varlık yani şeylerde mesela bir erlik falan hani bir altay mitoloji çevresi diyoruz ama Ubay dediğimiz zaman işin içine hani Türk dünyası giriyor. Kaldı ki bir de bir alkarısı boyutu var işin. Şimdi alkarısı çocukları yani lohusalara musallat olan bebeklere ve lohusa yeni doğum yapmış kadınları öldüren bir cin. Yani bir doğaüstü varlık. Ve cin tanımlaması da çok yakın zamanda yapılmış. Yani eski anlatılarda derlemelerde hep Alkarısı'dan ayrı varlık olarak bahsediyoruz ki yani bizim halk arasında böyle bir söz vardır. Cin başka peri başka diye. Yani düşün halk folklorunda bile böyle bir yaklaşım söz konusu. Dolayısıyla e, bazı araştırmacılar diyorlar ki bu umay yani çocukları koruyan su varlık zaman içerisinde bir bozulmaya uğrayarak çocuklara zarar verebilecek tekisiz bir varlık olarak addedilmeye başladı ve böylece alkarısı kültü çıktı. Alkarısı yaratı çıktı diyorlar ama bu bir kesin bir şey değil yani bu bir tahmin. Böyle bir durum söz konusu. Hocam ben size son olarak çok aşırı genel bir soru soracağım şimdi. Tabii. Ee, Türkler, eski Türkler neyden korkar? Ee, kabaca kılıcının kesip okunun delebileceği herhangi bir şey bir Türk'ü kolay kolay korkutmaz yani. Korkacağı varsa da geri çekilir. Güvenli bir yere çekilir. Daha sonra tekrar güçlenip saldırmak için. ya yani Bunu böyle övmek için söylemiyorum yani. Yaklaşımı böyle hadi. Biz çiri işgal etmemişiz. İçi ne yapmışız? Yenmişiz. Kontrol altında tutmuşuz. Ama hiç etmemişiz mesela. Bununla bağlantılı yani. Bozkırlı atalarımız bizim. Yani pratik düşünceli insanlardı ve e, bir şey yok edebileceklerine gözü kesiyorsa bundan kesinlikle korku duymuyorlar. Ama göze görünmeyenlerle ilgili, göze görünmeyen varlıklarla ilgili korkuları daha büyük. Ve sadece Türklerle sınırlayamayız. Yani bütün Bozkır toplumlarında görebiliriz. İşte boğları gizli tarihini açıp baksın arkadaşlar. Ee, orada da e, işte, işte, mesela şabak Kököçü var. Cengiz Sarlı aleyhinde hareket ettiği için işte onun aleyhinde konuştuğu için ortadan kayboluyor bir şekilde. Sonradan ruhlar alıp kaybetti bunu diyorlar. Kezarlı şekilde e, Ögede ile ilgiliydi sanırım. Ögeday'ın ölümüyle ilgili e, şey işte rahatsızlanıyor. Deniyor ki seni işte kitap bölgesinin yer suları rahatsız etti. orada ruhları rahatsız etti. Sen çünkü o topraklarda çok kıyıp katliam yaptığın için diye. Yani bu e, tasavvurda şunu görüyoruz biz çok açık. Göze görünmeyen varlıklar ruhani bir cin peri gibi yani e, malevi olarak zarar verebileceği düşünen varlıklar bizim Türkleri daha çok korkutuyor. Eğer kılıcını kesebileceği, okurun delebileceği varlıksa o kadar korktuğunu düşünmüyorum ben bizimkilerin. Ama göze görünmez güçlere karşı bir çekicileri var hep yani. Onu çok açık görüyoruz yani. Sizin bunu anlatırken aklıma geldi. E, normalde kapatacaktık. Bir soru daha sorayım. Tabii. Gök tanrıcılık e, e, nedir hocam? Şamanizmle aynı şey mi? Ya bunu birbirinden çok ayrı düşünmememiz lazım. Çünkü niye hani gök tanrıcılık hariç şamanizm hariç diyorlar da hani Bunu çizgisini neye göre belirliyorlar? Çünkü e, dediğim gibi bu şaban topluluklarda işte tanrı tasavvuru olabiliyor ve ya, bu mitolojileri de bu insanlardan derliyoruz biz sonuçta hani. Den, ulaşma imkanı buluyoruz. Dolayısıyla o insanlarda hani keskin bir şekilde ben gök tanrıya inanıyorum. Şaban değilim tipi bir tanımlama görmüyoruz biz. Fakat gök tanrı inanışı e, daha çok belli zamanlarda bir tanrının patro içerisinde ya da farklı tanrılar güçler arasında bir tanrının daha üst sayılmasıyla alakalı bir kavram. Muhtemelen o da çok sonradan çıktı. Yani bu semavi dillerdeki etkileşimle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani işte tek bir tanrı inanışı. Nasıl hani panteonlarda da Zeus vardır ya tanrıların tanrısı derler Zeus'a. Ya yani o şekilde farklı kültürlerle etkileşim sonucunda bir e, ne derler bir baş tanrı ya da bir, işte bir gök tanrı düşünme ihtiyacı ya da o şekilde herhangi bir tanrıyı o şekilde niteleme ihtiyacı duydular diye düşünüyorum. Çünkü çok tarlı bir sistem var hani bizim şeyde ee, eski Türklerde. Bazı yabancı seyyahlar e, gök vurgusu da yapıyor. Tek bir tanrıya inanırlar vesaire diyorlar ama dediğim gibi yani yabancı seyyahlar hani özellikle Akdeniz Havası'ndan gelenler, sebavi din çevrelerinden, kültür çevrelerine gelenler biraz farklı yorumlayabiliyorlar. E, Bozkır'ın dinamikleri çok anlamıyorlar. Bu Mehmet Levent Kaya Hoca vardır. Boğulların gizli tarihçesini e, Moğolcadan ilk çeviren kişi Türkçe'ye. Daha önce bir Ahmet Temir çevirisi vardı Türk Tarih Kurumu'dan bu o Almanca'dan yapılmış bir çeviridir. Mehmet Demet Hoca Moğolca'dan çevirmişti orada. Onun çok güzel bir yorumu vardı benim. Eski Türkler'de büyü ve büyücülük bile ilgili demişti ki genelde diyor bu bilgileri okurken şunları gör, göz, göz önünde bulundurmak lazım derdi. Bunlar ak, çoğunlukla Akdenizli yazarların bozkırı değerlendirme biçimi. Bozkır'ı kendi dinamikleriyle, yaşayışıyla görmek, değerlendirmek lazım diyordu. Hakikaten ben de öyle düşünüyorum her bu konuda. Tamam. Hocam teşekkür ederiz katıldığınız için. Rica ederim. Ee, güzel verimli bir söyleşi olduğunu düşünüyorum inşallah. Hayrakçalar da söyledi zaten. Merak ederler hani Google'da yazıp bakarlar hani şey için. Hani bu anlattıkları tafi gelmezse hayrakçaya bakabilirler yani. Evet o zaman e, sizin son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları dinleyelim sonra da kapatalım. Yok yok zaten söyleştik bayağı ya güzel valla vakti geçtiği geçti de alamadım. Böyle so sohbete de, gitti işte böyle güzel oldu. Evet o zaman e, görüşmek üzere arkadaşlar Hoşça kalın. görüşürüz arkadaşlar.